Veysi Demir, Doğru Haber. Kürt seçmen ve ana dil konusu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş geçen hafta Batman ve Diyarbakır'da bir dizi programa katıldı. Batman'da iki gün geçiren Kurtulmuş, ilk gün Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Akşamda Batman'daki STK temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Programının ikinci gününde gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Batman Valiliği ve AK Parti Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurtulmuş, son olarak AK Parti İl Genişletilmiş Meclis toplantısına katıldı. Sayın Numan Kurtulmuş'u Saadet Partisi Genel Başkanı olduğu dönemden beri takip ediyor ve tanıyoruz. Siyasete kendine has naif üslubuyla biliniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı iken Şevket Kazan'ın döneminin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan taktik alarak yaptığı kongre ve mahkeme darbesi ve yaşanan sorunlardan sonra Saadet Partisi'nden ayrılmıştı. 2010 yılında Halkın Sesi Partisi'ni kurdu. O dönemde yasa gereği yargılaması 10 yıldan fazla devam edip de cezaevinde olanlar tahliye edildi. Tahliye edilen yaklaşık 2000 kişinin yanı sıra Hizbullah davasından az sayıda kişinin de tahliye olması üzerine basın ve belli kesimlerin yaptığı algı operasyonları sonucu cadı kazanı kaynatıldı. Bu sırada medyanın gazına gelen Kurtulmuş, talihsiz bir açıklama yaparak PKK'dan mafyaya kadar birçok suçtan tutuklu olanların tahliye olmasını görmeyerek tahliye olan yanılmazsam 11 kişiydi, Hizbullah tutuklularının tahliyesini mahşeri vicdanı yaralamıştır demişti. Kurtulmuş, 2012 yılında partisinin AK Parti ile bütünleşme kararı sonrası AK Parti'ye katıldı ve o günden beri siyasete AK Parti'de devam ediyor. Kurtulmuş, Saadet Partisi'ndeyken ben birçok yerde Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa onun yerini ancak Numan Kurtulmuş doldurur demiştim ve hala aynı düşüncedeyim. Gelelim Sayın Kurtulmuş'un Batman ziyaretine. Numan Kurtulmuş'un Batman programında üzerinde durduğu en önemli meselelerin başında adalet, özgürlük ve eşitlikle birlikte ana dil konusu oldu. Her toplantısında kalın çizgilerle ana dili ana sütü kadar helaldir mesajını verdi ve ayrımcılığı kaldırdıklarını söyledi. Aslında Kurtulmuş, Has Parti Genel Başkanı iken bu sözü o zaman da söylemiş ve bu söz il başkanlıkları tarafından sokaklara asılmıştı. STK'larla bir araya geldiği toplantıda ise pandemi süreci, ihracat, hayat pahalılığı, enflasyon, huzur ortamı ve ekonomiyle ilgili açıklamalar yaptı ve eğer Batman eğitimiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle, teknolojisiyle, kardeşliğiyle, barışıyla, istikrarıyla güçlü olursa Türkiye güçlü olur dedi. Basınla bir araya geldiği toplantıda ben de Doğru Haber yazarı olarak iştirak ettim. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin aktif rolünü, seçim kanununu ve seçim barajıyla Millet İttifakı'nın durumu ve seçim anketleri konularıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Daha sonra sorularımızı cevapladı. Muhtemelen önceki toplantılarda benzer sorularla karşılaştığı için bazı sorulara cevap vermek istemedi ve cevaplarında çok dikkatli davrandı. Batman sorunlarıyla ilgili bir soruya, Batman'la ilgili taleplerin Ankara'ya getirildiğinde yardımcı ve destek olacağını belirterek, ilin tüm kamuoyu, STK'ları, medyasının vesaire ortak hareket ederse, herkesin şehrin talepleriyle ilgili ortak noktalarda hedeflerini birleştirirse, sorunların daha çabuk çözüleceğini söyledi. Bir meslektaşımız, son seçimlerde büyük şehirlerde AK Parti'nin yerel yönetimleri kaybetmesinde, Kürt seçmenin rolünü sordu ve Kürt seçmenle yeni bir köprü ya da açılım düşünülüyor mu diye bir soru sordu. Kurtulmuş bu soruya İstanbul seçimlerinde 3 ana gruptan yeterince oy alamadıklarını ve bunlardan birisinin de Kürt seçmenler olduğunu belirterek AK Parti'nin Kürt seçmenlerle gönül bağını en sıkı şekilde sürdürdüğünü ve bu anlamda herhangi bir sorunun olmadığını belirtti. Sıra bana gelince ben de sorularımdan önce bu konuya itiraz ettim. Büyük şehirlerde AK Parti'nin seçimi kaybetmesinin sebebinin Kürt seçmen olmadığını, HDP seçmeninin tüm Kürt seçmeni kapsamadığını ve temsil etmediğini ve kimsenin irademize ipotek koyamayacağını belirttim. Bunun üzerine Kurtulmuş, düzeltme yaparak HDP'nin hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olduğunu çağrıştıracak en ufak bir şey söylemediğini ve Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin en fazla oyunu alan parti AK Parti'dir dedi. Bu düzeltmeden sonra şu soruları sordum. Stokçuluk, kara borsacılık, fırsatçılık ve pahalılık sorunu neden çözülemiyor? Sayın Cumhurbaşkanı daha önce dünya siyonizmi ve küresel emperyalizme one minute çektiği gibi bunlara da neden one minute çekmiyor? Neden bir çözüm getirilmiyor?
Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Bursa'da velilerin talebini yerine getiren okul müdürü neden görevden alınıyor? İslam'a her türlü hakaret edilirken hiçbir şey olmuyor, bu müdür neden görevden alınıyor? Gerçi göreve iade edildi ancak neden görevden alındı? 28 Şubat ne zaman bitecek? Stokçulukla ilgili denetim, yüksek ceza vesaire ile gerekenlerin yapıldığını ve ortada bir ahlak sorunu olduğunu belirtti. Bursa'da yaşanan olayla ilgili olarak süreci bildiğini ve takip ettiklerini belirtmekle yetindi. İttifakla ilgili soruma ise anlayışımız partilerin yöneticileri bir araya geleceklerde herhangi bir konu etrafında anlaşacak ve öyle bir ittifak olacak şeklinde görmüyoruz. En sağlam ittifak sahada milletin yaptığı ittifaktır. Türkiye'de mesela Cumhur İttifakı'nın bu kadar sağlam olmasının en temel sebebi 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz gecesinde verilen bu ortak mücadeleyle milletimiz bir taban oluşturmuştur. Bu taban tabii ki genişleyebilir şeklinde cevapladı. Burada aslında ince bir mesaj vermiş oldu. Bu tür ziyaretlerin ve toplantıların faydalı ve devamının gelmesini temenni ediyorum. Selam ve dua ile.